Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Sizlere yöresel bir çorba olan geleneksel düğün çorbası tarifim var. Tereyağı. Bunun için uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağını alıyorum ve eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra 2 yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde onu da ilave edip 2-3 dakika kadar kavuralım. Bu tarifin orijinalinde kuzu eti kullanılır ama ben dana etiyle yapıyorum. Gayet de lezzetli oluyor. Dilerseniz dana eti de kuzu eti de kullanabilirsiniz. Un kavrulduktan sonra 1 litre içme suyu oda sıcaklığında olacak şekilde ekliyorum. Kaynar suyu tavsiye etmiyorum çünkü unlar topaklaşır ve hamurlaşma olur. Onun için oda sıcaklığındaki suyu ilave ettikten sonra güzelce çırpalım ve içindekiler zaten Unlar açılacaktır hamurlaşma olmayacaktır Bir kase dolu dolu olacak şekilde Didiklediğim dana etini de Ekledim 3-4 diş kadar sarımsağı da dövüp içine ilave ediyorum sarımsak da ayrıca Gerçekten çok lezzet veriyor bu çorbaya 1 çay kaşığı dolu dolu olacak şekilde tuzu da ilave ediyorum. İsteğe bağlı biraz karabiber ekleyebilirsiniz. Güzelce çırpıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Hamurlu bir çorba olduğu için e, unlar topaklaşmasın diye ara ara dipten doğru karıştırmaya özen gösterin. O orada kaynarken biz meyanesini yapalım. 6 yemek kaşığı dolusu Yoğurdu ilave ettim Dilerseniz 7 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz Ve 1 yumurta sarısını da ekleyip iyice çırpıyorum 1 su bardağı içme suyunu da ekledim Tekrar çırpıyorum Ve yarım limon suyunu da sıkıp ilave ediyorum Yoğurtlu bir meyane olduğu için sıcak çorbaya eklediğimizde kesilme olmasın diye onun için bir bardak oda sıcaklığındaki suyu da ekledim. Bu şekilde sizde uygularsanız kesinlikle çorbanızda kesilme olmaz. Şimdi 1 litre suyu ekledim ve bir bardak da meyanenin içine koymuştum. Çorbam kaynadıkça Tabii Onda olduğu için içinde koyulaşacaktır. Daha sonra 2 su bardağı daha su ekledim. Tekrar karıştırdım ve şimdi meyanesini dökeceğim. Dökerken de hızlıca bir yandan çırpacağım. Toplamında 1 litre ve 3 su bardağı suyla yaptım bu çorbayı. Dilerseniz siz sıvı veya e, daha koyu kıvamlı çorba seviyorsanız ona göre su miktarını azaltıp eksiltebilirsiniz. E, direkt bir buçuk litre de koyabilirdim ama koymadım. Önce bir litreyle bir şöyle bir güzelce kaynattım. Daha sonra su ilavesi kontrollü bir şekilde yaptım ki istediğim kıvamda olsun diye. Çorbam tam istediğim kıvamda oldu. Ne koyu ne sıvı tam kararında çok lezzetli bir çorba gerçekten deneyeceklerim mutlaka tavsiye ederim ve afiyet olsun. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden de haberdar olabilirsiniz. Üzerine de tereyağında kırmızı pul biber veya kırmızı toz biber de yakıp ilave edebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağ